Burada açıkçası bu Chakravartin ve Dharma mefhumları, Dharma da çok ahlak üzerine kurulu bir öğreti. Aslında bahsedemedim, hani 4-8 aşamalı yoldan bahsediliyor. 4 ana prensip, yani acı vardır, acının sebebi vardır, onu giderme yolları da vardır, nirvana'ya ulaşılır gibi 4 ana prensip var. Bunu yapmak için de doğru söz söyleyeceksiniz, doğru davranışta bulunacaksınız, çabanız doğru olacak, doğru meditasyon yapacaksınız. Bunun gibi 8 tane ahlaki ve hikmete dayalı metot var. Dolayısıyla yani adam öldürmeyeceksinden tutun, zina yapmayacaksın, tek hani eşlilik. Hatta ilginç bir şekilde hani ruhban sınıfının Uygurlarda ilginç bir hal aldığını görüyoruz. Çünkü özellikle hani Moğol döneminde artık Uygur rahiplerin evlendiğini biliyoruz, tutunk olarak bilinen. Dolayısıyla Türkler hiçbir zaman bence yani çok yobaz, muhafazakar ve böyle hatta ruhban sınıfını ön plana geçirmek isteyen bir millet olmadılar diye düşünüyorum bu örneklerle. İşte bahsettiğim bu Chakravartin hikayesini anlatan bir Arthashastra diye bir eser var. Burada da mesela tekerleğin hükümdarın yatak odasının başında bir tekerlek sembolü var. Halkı iyi yönettiği sürece o tekerlek orada duracak. Yoksa öldükten sonra da oğul mesela geçecek ama o tekerlek o iyi icraat yapana kadar, Dharma'ya göre yönetmeyene kadar tekerlek tekrar belirmiyor. Bu da aslında bize kutat, bu birlikte işte bu törenin, yani hükümdarın güneşe benzemesi, işte kutun bir nevi işte orada vezirin canlandırdığı karakteri simgeleyen kutun ay gibi arada görülüp arada kaybolduğu benzetmelerine götürüyor. Bu konuda daha çok araştırma yapılması gerektiğine inanıyorum. Şimdi tabii ki Uygurlar, Budist Turfan Uygurları için dış ilişkilerde Budizm'de önemli olmuş olabilir ama çok fazla hani özellikle Sung döneminde fazla belge yok. Elçilik heyetlerinde biliyoruz, yani işte rahipler de var elçi olarak giden. İşte Çin'deki Budist merasimlere katılmak isteyen Türk Budist rahiplerin işte izin almaya çalıştığını görüyoruz. Aynı zamanda işte Sung döneminde işte Budist Çin, Budizm'in de hüküm sürdüğü Çin, Hitaylar ve Tangutların Budist olduğunu ve dolayısıyla bunun bir yakınlıkta oluşturacağını düşünmek mümkün ama maalesef bu kayıtlara bakmaya fırsatım olmadı. Bu da bir araştırma konusudur aslında. Ancak şeyi biliyoruz, yani Budist Uygurların Hitaylardan, Tangutlardan, Naymanlar ve Moğollardan Moğollara çok fazla hocalık yaptıkları, hatta Yuan döneminde işte onların biliyorsunuz Moğolların başkatipleri, danışmanları, en büyük kültürlerini geliştirmesine yardımcı olan kişilerin de Budist Uygurlar olduğunu biliyoruz aslında. Budizmin siyasi etkilerini yine hükümdar ünvanlarında şöyle görüyoruz. İşte Lotus'a benzetiyor mesela bir şeyi İdikut kitabesinde. Tushita cennetinden inen hükümdarım diyor. Aslında o bir Buda Maitreya'nın yaşadığı bir cennet. Dolayısıyla bir takım metaforlar yine Budist dönem, Budist Uygur Turfan döneminde görülüyor. Dolayısıyla şunları biraz geçiyorum. Çok tanrılı panteon olarak görülen Mahayana Budizm'de işte Budalık, Buda doğası, bir de neden bahsediyoruz? Boşluk. Boşluk dediği şey aslında bir nevi benliğin yok olması. Ve işte bunun da zaten Japonlar, Japon Budologlar çalışmış İslamiyet'le, İslami tasavvufla aralarındaki benzerlikleri. Mesela burada boşluk dediğimiz esas hani zahiri benlikten çıkıp gerçek benliğe bürünmenin, nirvana'nın işte fena filallah dediğimiz mertebeyle de benzerlikleri çalışılmış durumda. Dolayısıyla aslında hani Budizm'in ne kadar ötekileştirilmesi veya işte Türklerin bunu niçin benimsediği çok geniş bir kavram ve peşin hükümlü davranmamak gerektiğini düşünüyorum. Şu var, Mahayana Budizminde başka bir kavram daha var, ondan bahsetmedim. Buda'nın üç bedeni var. Buda'nın üç bedeni Dharmakaya, yani öğreti, esas bedeni dediğimiz beden. İkincisi sadece Budist cemaati tarafından cennette görülecek bedeni. Üçüncüsü de Nirvanakaya dediğimiz dünyaya gelmiş hali. İşte birçok Buda geliyor dedik. Aslında burada Dharmakaya dediğimiz Buda'nın ifade edilemeyen, yani işte mutlak gerçeklik, işte yaratılan aslında.
aslında bir anlamda, her ne kadar metinlerde geçmiyorsa. Çünkü Buda'ya soruyorlar, hani dünyayı kim yarattı, ne bahsetmek istemiyor çünkü anlaşılacağını düşünmüyor o dönemde. Çok sonraki dönemlerde Budist sutralar yazıya geçiriliyor, konsiller toplandıktan sonra. Dolayısıyla aslında Buda'nın nasıl tam anlamıyla bir tanrı ve yaratan anlayışı olduğu da bir soru işareti. Sadece burada şunu biliyoruz, Dharmakaya dediği bir Buda gerçekliği var ve bu tarif edilemez. Yani boşluk da aslında o kişiye bir sıfat yüklememek, onun boşlukla aslında her şeyi tanımladığını düşünüyor Hintliler. Çünkü sıfırın da mucidi olarak biliniyor. Bilmiyorum, hani bazen de Arapları söylüyorlar ama işte Kumaraswamy dediğimiz önemli bir uzman bu konuda. İşte boşluk her şeydir çünkü içinde sonsuz olanak barındırır. Artı ve eksilerin birleşimidir diye ifade ediyor bunu. Dolayısıyla aslında Türkler acaba dedik, hani bir sürü Buda'yı resmediyorlar ama bunu tanrısallaştırmayıp nitekim bir peygamber gibi herhalde. Evet, ruhani bir üstad, kamil insan diyorum ben aslında. Evet. Çünkü o Buda'nın büyük resmi el verme sahnesi gibi, o pranidi sahneleri. Daha bunları pek derinlemesine inceleyemediğim için detaylı söyleyemiyorum ama bir gerçekten Buda doğası dediğimiz şey ilahi öze ulaşmak netice itibariyle. Dolayısıyla Türklerin de bu gök tanrıyı resmetmeme geleneğinin işte Dharmakaya bedeninin resmedilmediğiyle bağdaştığını düşünüyorum. Zaten hep Budist sanat tarihçileri ve Budologlar şöyle der. İşte Buda'nın Buda olduğunu belirten 32 işaret var. 80 tane de yardımcı işaret ve işte o tasvirlerinde o hep cennette görülen hali tasvir edilir, hep o resmedilir derler. Dolayısıyla Dharmakaya'nın neye benzediği hani bilmiyoruz şu anda elimizdeki örneklerle. Dolayısıyla işte bu bodhisattvaların melek örneğinden bahsettim. Bu din değiştirme sürecinde eski dinin yerine genelde yenisini koymak geleneği var. Tabii ki çoğumuzun bildiği gibi. Mesela Budologlarda, Japonlarda mesela Shintoizm, atalar ruhları için bodhisattvaları öyle değerlendiğine yönelik birçok yazı var. Yani dolayısıyla bizim Türklerin genelinde baktığımızda ise mesela Umay'a benzeyen birçok Altun Yoruk'ta karakter buldum ben. Daha onları detaylı çalışamadım. Sarasvati dediğimiz özellikle koruyucu bir ruh var. Başka ruhlarla söz konusu. Dolayısıyla aslında böyle bir belki derinlemesine bir çalışma gerekiyor bize. Hani gök tanrı dininde ne vardı? Belki Budizm'de acaba buna mı inandılar onun yerine gibi yaklaşmamız gerekiyor. Ancak onu söyleyecektim. Altun Yoruk'ta önemli bir tespit de şu, şeye çok önem veriyorlar. Yani hükümdarlık ve hükümdarın koruyucusu bu dört maharaja dediğimiz, dört lokapala. Hükümdarı her zaman koruyacak ve hükümdar korunduğu sürece dharma var olacak inancı var. Diğer ahşap yazıtlardan bahsetmiştim. Çok kısa şeyden bahsetmek istiyorum. Bir dakika aslında. Biraz. Şimdi mesela maddi kültür mirasına baktığımızda güveç, Budist dilenme çanağı aslında Türklerin verdiği isim. Ve aslında şu anda içine ne bulursa atıyorsunuz yemekler, rahipler onu yiyor. O bir artık nefsi öldürmek için de yapılan bir şey. Şu anda günümüzde hala kullanıyoruz. Kendi de öyle karışık. Aynen, güveç de evet. O şekilde. Bunun dışında tesbih mesela. Tesbih, Türkler çok sık kullanıyoruz. 9. yüzyıldan kalma bir duvar resminde bir din adamının elinde tesbih görüyoruz. Yani aslında bu Hintlilerde de kullanıldığını biliyoruz. Hatta Budistlerin dua değirmenleri dediğimiz, çevirdikçe evet sesler geliyor, işte mantralar duyuluyor. Dolayısıyla bu da aslında şimdi Türklerde var mıydı, oradan mı geçti ama incelenmesi gereken bir konu olduğuna inanıyorum. Çok kısa toparlamam gerekiyor. O sırada bayraklara rastladınız mı böyle? Bir bayraklar tepelerde veya ağaçlara bir şey bağlamak gibi. Tabii şey var işte, tapınak bayrakları diyoruz ya, evet. Stupaları hep şeyle süslüyorlar, böyle ipek şeyler bağlıyorlar tepelerine. Evet. Ama işin ilginci, bizim Hun hükümdar kurganlarında da sıra sıra böyle ipek flamalar, evet. Yani şeritler vardır.
Dolayısıyla zaten ondan bahsettim biraz tezimde. Hani bu çuğlardan, hani Türk asıllı olduklarına inandığımız çuğlardan itibaren böyle bir hükümdarı işte kutsamak için biliyorsunuz o şemsiye adeti, stupaların o şeklinin işte üzerindeki metal aksamların da işte onu günlüğü canlandırdığı söyleniyor. Dolayısıyla aslında Türk kültürüyle örtüşen oldukça kısım var. Ben galiba süreni aştım ama çok kısa. Olsun. Evet, kusura bak. Çok kısa şeyden, o zaman çok kısa, sadece edebiyattan bahsedeyim. İşte sutralar var dedik, kutsal kitapları. Bunların Uygur tercümeleri olanlarını yazdım, başlıcaları. Aynı zamanda tefsirler var, şastra dediğimiz sutraları tefsir etmişler. Ve orijinal Uygur tefsirleri de var aslında çünkü felsefi metinler de çok var bu Uygur Budist edebiyatında. Biyografiler var, yine Aç Pars hikayesi gibi birçok iyi bildiğimiz yatakalar var. Tövbe metinleri çok önemli. İşte her şeyi affedilmeyi diliyorlar her konuda yaptıkları günahlardan. Sadece kendileri için değil, ailesi için. Uygur, çok ilginç bir şey var Uygur kolofonlarında gördüğümüz. Hükümdardan başlayarak illaki devlet geleneğinden geliyor. İşte devlet aile anlayışı o ölçekte hükümdardan, milletten, aileden en son kendi için dua ediyor. Ve yazanlar da işte yapan kişi de kendisi için dua ediyor. Kabul edilmesini istiyor tövbeleri. Dolayısıyla bunlardan şiirler oldukça ve mektuplar var. Şeyde Osmanlı Devleti zamanında da birisine bir kitap takdim edildiği zaman Allah'tan Hazreti Peygamber'den onlara şükür ederek sonra padişaha teşekkür ederek. Doğru, çok doğru. Aynen. Kendisi, evet. Benzer bir gelenek görüyoruz. Evet, Uygurlarda da. Kozmolojiye girmeyeyim. Bu cehennemlerden bahsettik ama bunların çok canlı tasvirleri var. Ve ikinci, yani Uygurlar çok korkmuş herhalde cehennemden. Çünkü başka hani yerlerde pek gördüğümüz resimler değil. Şey çok ilginç, yani tezimde şunu yapmaya çalışmıştım. Acaba yazıyla resim nasıl örtüşüyor? Ve aslında Uygurların çok Türk sanatında da var olan gerçekçilik, yani gerçekten realizm, ta kaya resimlerinden itibaren görüyoruz. Neyi gördüyse onu resmediyor ve bu belgesel niteliğinde. Bunu şeyde de görüyoruz, işte yeni çıkan işte Göktürk kurganları var biliyorsunuz, Mayhan Ul kurganında. Yol törenini tasvir etmişler. Atlar, işte müzisyen bazıları yuvarlak çizmişler, kadınlar ağlıyor, yaşlı gözleri. Dolayısıyla bu belgesel şeklindeki Türk resminin gerçekçiliğini Uygur resimlerinde görüyoruz. Öyle ki mesela şu duvar resmi yine bombadan dolayı kaybolmuş. Ortada aslında havuzdan çıkan bir ağaç var. Ağaçta da işte mücevherler var gibi. Yani aslında bir nevi hayat ağacı ve işte o mücevherlerin de darma hazinesi olduğunu düşünebiliriz bence. İşte bu Sarasvati dediğim kişi bu belagat bahşeden semavi varlık olarak biliniyor. Elinde yine üç tane Çin temani tutuyor işte darma sembolü. Ve buradaki işte Brahman, Kondini isimli Brahman'a, Brahman da ona övgülerde bulunup işte o sihirli Dharani zikri kazanmaya çalışıyor. Şimdi mesela bunu birçok aslında sanat tarihçisi farklı yorumlamış ama şimdi ben metni okuyunca direkt duvar resminde ne olduğunu anladım. Yani onu resmetmiş diye düşündüm. Tabii burada şey çok tipik değil. Yani bu havuzdan genelde Sumeru Dağı çıkıyor kozmolojide. Yani Budist kozmolojide. Burada bir ağaç var. Tabii bunun nedenlerini de araştırmak gerekiyor ama yani Budist menkıbe tasvirlerini çok rahat görebiliyoruz Turfan Uygur sanatında. Başka bir yorum, bunu da son olarak bundan bahsedeceğim. Şimdi hep her yerde görürüz, bu Buda'nın ilk vaazını anlatır, bir tekerlek, darma tekerleği ve iki tane geyik vardır yanında. Bu aslında Benares'te geyik parkında ilk vaazını vermiştir Nirvana'ya erdikten sonra. O geyikler de onun cemaati olarak hani birini ilk dinleyenler. Ama Uygurların bu resminde çok ilginç, hani eşit boyutta resmedilmiş bir muhtemelen Kaan ve bir Hatun görüyoruz ve ortada dört tane geyik.
Bu aslında hani kadın çalışmaları açısından da ilginç bir şey bence. Çünkü ben bunu şöyle yorumladım. Yani bu Türkler aslında kadına çok değer verdikleri için aslında o laik cemaat dediğimiz sadece iki katmanlı değil. Orada kadın rahibeler, rahipler, erkek laikler, kadın laikler. Dört upasika dediğimiz pek çok dört katmanı belirtiyor. Ve Uygurlar bunu aslında hep Türklerde olan evrensellik anlayışı altında. Çünkü Türklerde ben baştan bahsetmedim ama bu dualizm yerine her şeyi kucaklama ve gerçekten değer verme, kutsal atfetme. Kadın ve erkeğin de biliyorsunuz bütün sikkelerde yan yana hükümdar ve hatun. Yani bunu en son o yaptığım sunumda gösterdim yurt dışında ve hani ilginç olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbir zaman bu şekilde resmedilmiyor. İlk Uygurlarda görüyoruz bu ikonografiyi. Dolayısıyla aslında bu Uygur edebiyatı ve Uygur sanatının daha pek çok incelemeye açık alan barındırdığına inanıyorum. Sanırım süremi geçti. En son tezimde yer alan ufak bir şeyden bahsedeceğim. Maalesef son bölüme sığdırmaya çalıştık. Şöyle bir şey yaptık. Mesela evlenme, ölüm, gömülme gibi. İşte maniizmin nasıldı, budizmin nasıldı, gök tanrı dininde nasıl. İşte burada benzerlikleri ortaya koymaya çalıştık. Ve mesela gök tanrı dininde de dualar, işte ilahiler, kübler, ötükler hep var. Dans var dinli merasimlerde. Kaya resimlerinde de gördüğümüz. Dolayısıyla bu konu çok daha fazla araştırılmayı hak ediyor. Bunu incelediğimiz zaman zaten anlayacağız ki aslında Türkler din değiştirmiş olabilirler farklı safhalarda. Ama eski ve ilk milli dinleri olan Gök Tanrı dini her zaman bu dinleri algılamalarına ve farklı senteze ulaşmalarına yardımcı olmuştur. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz Ebru Hanım. Ben teşekkür ederim. Biraz uzattım. Estağfurullah, rica ederiz.